sık sık tıkanıyor mu? Nefes almakta güçlük mü çekiyorsunuz? Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Murat Koçyiğit bizlere çocuklarda ve erişkinlerde görülen burun tıkanıklığı yapan nedenleri açıklıyor ilk olarak. Burun tıkanıklığı yapan nedenleri çok sıkça merak ederiz ve hastalarımız bize bu şikayetle çok başvurur. Günlük hayatta hepimizin başına gelmiştir. Basit bir gribal enfeksiyon sırasında bile burnumuz tıkanmaktadır. Bunların tedavileri kolay olmakla beraber bazen dirençli olgularda göze çarpmakta. Burun tıkanıklığı yapan enfeksiyöz nedenler ilaçla tedavi edilebilmekle beraber burun tıkanıklığı yapan yapısal nedenler genellikle ilaç tedavisinden ziyade ameliyat tedavisi ile çözülebilmektedir. Horlamanın nedenleri ve tedavisi çocuklarda ve erişkinlerde yaşa bağlı olarak değişiyor. En çok bizim hasta grubumuzun sorduğu sorulardan biri de horlama olarak bize gelmektedir. Şimdi çocukluk yaş grubunda horlama nedeni farklıdır, erişkin yaş grubunda farklıdır. Bu horlama basit horlama mı yoksa beraberinde apne de var mıdır? Bunu bir kere ayırt etmemiz lazım. Çünkü ikisinin tedavisi birbirinden apayrıdır. Apne dediğimiz durum horlamayla birlikte gece ortaya çıkan 10 saniyeden daha fazla süren nefesin durmasıdır. Bu nefes durması ciddi bir problemdir. Çünkü ağızdan ve burundan giren hava yetersiz olduğu zaman akciğerlerimize az miktarda oksijen girmekte. Bunu kompanze etmek yani kapatmak için de kalp daha fazla çalışmaktadır. Bu da ileriki dönemlerde kardiyovasküler yani kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. Tabi geceliğin kaliteli bir uyku ortaya çıkmadığı zaman gündüzün uyuklama hali, iş performansında düşme, zihinsel fonksiyonlarda düşme ortaya çıkmaktadır. Cerrahi yöntemlerle horlama ve uyku apnesi nasıl tedavi ediliyor? Basit horlamanın tedavisi biraz daha kolay olabilmekle birlikte bazen güç durumlarla da karşılaşmaktayız. Genellikle çocukluk yaş grubunda bunun en sık sebebi geniz eti diye az önce bahsettiğim büyümedir. Bunda bizim yaklaşımımız şudur. Biz hastayı takip etmek ve ona göre karar vermek isteriz. Eğer medikal tedavi, ilaç tedavisine takiplerde cevap veriyorsa biz bu durumlarda cerrahiden mümkün mertebe kaçınırız. Çünkü çocuk yaş grubu olduğu için ve ameliyatların anestezi altında yani narkoz altında olduğunu bildiğimiz için mümkün mertebe ilaç tedavisini öncelikle denemekteyiz. Ama uzun süre takiplerimize dirençli olgularda mutlaka cerrahi tedavide değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Ortalama 20 dakika ile 1 saat arasında süren bir işlemle bunun tedavisi mümkün olmaktadır. Horlamanın türleri uyku apnesi ve basit nedenler olarak iki gruba ayrılıyor. Horlamadan biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Horlamayı biz basit horlama ve apne ile olan horlama diye kabaca iki grupta değerlendirebiliriz. Horlamanın yine çocukluk yaş grubunda olan nedenleri farklıdır. Erişkin yaş grubunda farklıdır. Genellikle burun tıkanıklığı ile beraber seyreder horlama ve eğer basit horlamaysa burundaki problemi çoğunlukla çözdüğümüzde horlama şikayeti ortadan kalkar. Bu ister çocukluk yaş grubunda olsun ister erişkin yaş grubunda olsun. Ama eğer horlama ile beraber apne dediğimiz gece uyurken nefesin 10 saniyeden daha uzun süreli durması durumu olursa o zaman iş biraz daha karmaşık hale gelmekte ve bazı araştırmalar yapmak gerekmektedir. Çocukluk ve erişkin yaş gruplarına bağlı olarak hastalığın cerrahi boyutları da değişkenlik gösteriyor. Çocukluk yaş grubunda eğer burun tıkanıklığı var, geniz eti var veya bademlik büyümesi varsa bunun ameliyatıyla çoğunlukla problem düzelmektedir. Eğer beraberinde kilo problemi varsa, çocukluk yaş grubunda da olsa bazen kilo vermeyi de ailelere biz tavsiye etmekteyiz. Ama erişkin yaş grubunda işin cerrahi boyutu çok farklılık arz etmektedir. Eğer problem burundaysa burun tıkanıklığı yapan problemi ortadan kaldırmak lazım. Bu bir kemik eğikliği, kıkırdak kaymasıysa ona yönelik cerrahi. Burun eti büyümesiyse ona yönelik bir cerrahi yapılmaktadır. Eğer bu patoloji boğazda, yumuşak damakta, küçük dilde, dil kökünde veya o bölgede bir problemse o zaman cerrahi teknikler değişmektedir.